Bugün viloyatimizning qay bir shahar yoki tumanida bo'lmang, chor atrof bezatilib, bayramona ruh kezib yurganini his qilasiz. Mustaqilligimizning 30 yillik tantanalarining nafasi har bir mahalla, har bir xonadonda sezilib turibdi. 30 yil aytmoqqa oson. O'tgan davr mo'maynida mamlakatimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz berdiki, ularning barchasi elimiz farovonligi uchun xizmat qilmoqda. Ammo bu muvaffaqiyatlar o'z-o'zidan bo'lgani yo'q albatta. Erişilgen har bir yutug'imizning zamirida ter to'kib qilingan mehnat, uyqusiz tunlar, tinim bilmay amalga oshirilgan izlanishlar yotibdi. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizga Buloqboshi tumanida turli sohalarda mehnat qilib, bugungi farovon hayotimizga o'zlarining munosib hissalarini qo'shgan bir guruh nuroniylarimizni taklif etganmiz. Suhbatimiz o'z-o'zidan mustaqillikka erishgan yillarimizning dastlabki kunlari haqida boshlandi. Müstakilliğimizi Allah'a şükür yakında 30 yıllık toyunu nişanlayımız. Bu küllerge yetip geliş öz içi bu gelmez. Halkımızı cipsleşip başını bir caydan koyup şu müstakillik temel taşını koyuştan başlayan işler hazır. Bunda hayalinizin ötkesiz bir ertek yokşayken film yokşaydı. Çünkü biz aşı mahallelerde hem yaş olsa hem rehber bol işleyemiz. Ayniqsa qishloq joylarda qiyinchilik, oziq-ovqatni yetishmasligi, ayniqsa bug'doy masalalari o'ta ham mushkul bo'lgan. 30 yillik davr umumiy bir olib qaraladigan bo'lsa, uncha katta bir vaqtni belgilamaydi. Lekin mana shu boshimizdan o'tkizgan, ko'rgan kunlarimizni eslaydigan bo'lsak, bu 30 yillik davr bizga juda ham ko'p narsalarni berdi. Nimalarni berdi? Avvalo ana shu kunlarni eslaydigan bo'lsak, oldin tallon bo'lardi, bilsanglar. Mustaqillikni boshlaridan ana shu tallonli sistemaga o'tganmiz. Kishi boshiga manoncha gram yog', manoncha kilogram un, 11 xil tovar bo'lardi. Kuponlar bo'lardi. Kupon bo'lardi. Ana shu tallon orqali borib o'zimizni oilamizga bölüngen narsanı ap gelip istimol kılardık ve bunu hocalarımızga işletirdik. Adamlar bir de non topuş için kança zahmet çekişi varmak. Ana şu mahallede ata buvalarımızı ızıdan bağırıp zagaranallardı başlayacağımız. Nandı ehtiyat kılıçtı başlayacağımız. Undı ehtiyat kılıçtı başlayacağımız. Sort degen narsa yoktu. Bu birinci sort mu? İkinci sort mu? Üyünüzde eğer 10 kilo uningiz bo'lsa, eng baxtiyor inson siz bo'lardingiz. Xudoga ming qatla shukr. Mana mustaqillik yillarida g'alla mustaqilligiga erishdik. G'alla mustaqilligiga erishdik. Mana to'kin sochillik. Baraka, Xudoga shukr. Mana yurtimizga kelib yuribdi. Lekin bu davrlarni qadriga yetish uchun farzandlarimizga, nabiralarimizga oldingi davr qanday bo'lgan va bundagi holatlar nima bo'lganligini albatta ommaviy axborot vositalaridan tashqari ham davr oila davrasida o'tirganda, mahallamizdagi izdihomlarda o'tirganda albatta buni farzandlarimizga, yoshlarimizga yetkazishimiz kerak va buni qadrga yetishimiz kerak. Chunki agar e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, ana shu mahallalarda hammamiz eslaymiz Xitoydan Adidas degan futbolkalar kelgan. Mana agar hozirgi davrga olib solishtiradigan bo'lsangiz, Andijonda o'zida qancha tikuv trikotaj fabrikalari ishlayapti. Bu yerdan chiqayotgan mahsulotlarimiz dunyoda ko'plab davlatlarga eksport qilinyapti va bunga ehtiyoj dunyoda sezilyapti. Mana o'zimizni Buloqboshda ham hozir Faizem degan korxonamiz yaqinda ish boshlaydi. Yani 500 ta o'rinlik hozircha ishlar bo'lyapti. Undan tashqari ham mahallalarimizda kichiroq-kichiroq 100 o'rinlik, 200 o'rinlik trikotaj fabrikalarimiz ishlayapti. Yana bir narsa, mana shu 98-yinchi yillargacha ham jamoa xo'jaliklari bo'lar. 1 gektar bitta odam piyoz eksa yoki sabz eksa, u odamga albatta bir choralar qo'llanilardi. Jamoa xo'jaligining raisiga ham
ekken adam ya. Bana 2006 yıldan başlayıp fermer hocayları taşkil kılışı başlandı. Bana fermerlerimiz yüdeyem çıralık mehnetlerde kılışıp mülk egesi boğuldu, yer egesi boğuldu. Tadbirkarlığımız. Eğer bitti dökene açadıkken bu seyiz, 3 ay ötüp ötmezsen teşhirücüler köpeyip yeterdi. Bu ne fakat sağlıkçılar. Elektriden hemkilerdi, gazdan hemkilerdi. Koyun ki kim teşhir hemen dese gelip teşhir işe hakkı bu arada. Bana şimdi hazır. Tadbirkardı işe, arlaşıya digen, onge halakt bir edigen sahı kalmadı. Bunu aksin, bularge yardımlar şey digen. Bularge kömeği bir edigen. Aldın bir de tadbirkar varıp, banktan pul alamazdı. Uzun şotede milyon milyon pulu türüptü. Lekin pul alamazdı. Pulun işletemez, pulu ge hoca inmezdi. Bana bir gün tadbirkarlarımız dünyada menemen degen devletleri ge varıp, ticaretini kılı yaptı, işlep çıkarışını kılı yaptı. Bana investisyonları kirip gelişi bilen, dünyada menemen degen devletleri, bizi devletteki imkaniyetleri körüp durup, bizi tadbirkarlarımızga, bizi iktisadiyatımızga pul tikişi yaptı. Bu cüdiyem katten arzı. Şimdi bundan örgengen bizi tadbirkarlarımız, özleri çetelge barıp, investisyon kiritişi yaptı da, yerlerde işlep çıkarıştı. Yakında bana muhterem prezidentimiz Tacikistan'a bağırken de, anlaşı Ertel fabrikasının mahsatlarını Tacikistan'da işlep çıkarıştı yolu koydu. Evet. Ha bundan kovanmayı buladım. Özbekistan'da brandı çetelde işlep çıkarılıyor. Koşunlarımız hem yordam bol yaptı, iş yorunu yaratılıyor. Ya ki tiki utrik etmiş fabrikalarımız. Bunu özümüzü koşun devletlerimizde bularım. Bana Samoa fabrikamız. Yüdük, rıvajlanan devletlerde özünü sağda üylerini açken. Bundan kovanmayı buladım, bundan fakirlenmeyi buladım. Bana kışlak hocaylığı bu içe yapıradıkken basam avval yıllarda kışlak hocaylığı da işlerinin hayatta köp. Bilmemiz şu işlep geliyor, biz bana neçin yıllardan beri ki. Kışlak hocaylığının hayatta ağır şerayette bugün. Ana avval amaç pahta bizim asası bayılığımız bugün Uzbekistan'da. Pahta ne ekip şu ta pişir günce biz de asasen ayarlarımız köpüra işleyken de belirli. Kalkozlardan çıkıp fermerler teşkil oldu. Biz fermer olup avvalı birinci yaş 2006 yılında 25 hektar yerge gibi olduk. Biz yerin organımızda fakat özümüz bulganımız, ailemiz bile iş kıyamız. Sekin sekin düşünüp bunu yakışı mehnat kılıp morgan sarımız biz boy buluştu başladık. Ama da kılarken de mülk egesi bulganızdan keyin öz özden siz daromad olishga harakat qilasiz. Sekin sekin rivojlanishga harakat qildik. Yana keyin undan tashqari shu mahallamizdagi odamlarni ishga qabul qilishni boshladik. Mana hozirgi shu kunda mana menda fermer xo'jaligimda 57 ta odam ishlataman. Shular ishlik bilan ta'minlaganman. Ayniqsa mana shu yerlardan yaxshi hosil olishni harakatini qilyapmiz-da. Bu mana prezidentimiz aytdi-yu, bu faqat daromad olsa, fermer manfaatdor bo'lsa yaxshi ish ketadi degan gaplari to'g'ri-da. Mana oldin biz 25 sentner, 30 sentnerdan paxta olardik hosildorligini. Hozirgi kunda 40-45 sentnerdan olyapmiz. Mana 50-55 sentnerda hozir chamalab mo'ljallab ketyapmiz yuqori hosil olaylik deb. Mana yuqori unumli texnikalarga ega bo'ldik, voy bo'ldik-da, mashinalarga ega bo'ldik. Mana odamlarni ishlatyapmiz, mana shiyponlar qurdik, dala shiyponlar. Bu yerda sharoitlarimiz yaxshi odamlarga mana sovg'at qilib beramiz ikki mahaldan. Odamlar vaqtida ishlab, vaqtida dam olib ishga chiqishadi. Mana hozirgi kunda mana klasterlar bilan ishlayapmiz. Mana kishilar klasterlar xohlagan klaster bilan shartnoma qilib paxtani, g'allani sotishimiz mumkin. Mana bu yilda g'allalarimiz ham mo'l bo'ldi, hosillarimiz yaxshi bo'ldi. Oshgan bug'doylarimizning hammasini o'zimizga qoldi. Oldingi yillarda faqat dekabrgacha paxta terardik haqiqatan ham. Hozirgi mana yaxshi qilib, mana mehnat qilib ochilgandek bir oyda yo'msa 20 kun, bir oyda paxtani terib plan bajarib qutilyapmiz. Asosan plan degan narsa qolmadi-da hozir. O'z-o'zidan bu hamma sharoitlar yaxshi bo'lib qoldi. Terilgan hosil berasa daromad. Ha, terilgan hosil qancha shu yaxshi qilsangiz yaxshi daromad bo'lgani uchun biz ham yaxshi hosil yaratib yaxshi daromad olyapmiz. Mana paxtadan 100 million, 50 milliondan oshiq daromad qoladi, sof foyda. Degan xarajatlarimizdan tashqari. Hozirjon aka shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketish kerak fermerlarimizga. Biz hokimiyatda ishlayotganda birinchi sinfni bolasiga norma belgilardik. Ha, mancha kilo paxta kerak. Birinchi sinfni bolasi mancha mavjud rayonda 1 kilodan tersa mancha tonda paxta bo'ladi.
Kogallar gen hüttü şuna kaydı. Bana fermerlerimiz özleri gibi hazır. Cevap şüphesi 70'te 80'te adam bulan özünü, pahtasını çırağıyla kılıp, teyli, birinçlerin bulan planlı bacarı reyeceksin. Özün şartına var reyeceksin. Apkir oğlu yaptı. Hani o oğlu yaptın denk egin. Buğdayga tayyorgarlik yolu yaptı, buğdayga neki yaptı. Ona top olan hem yok. Keçesi o saat sahar 3-4'lerge dağır buladıkken yığılışlar hem yok. Ne bege? Çünkü bu mülk egez. Özü kança köp hasıl olsa daramatı çünkü belent ola. Bana bil, ben şimdi muhterem prezidentin taşabusları bilen işsizler yer veriş boyunca 10 satıydan yaşlar yer verildi. 200 kilogramdan bu diye bir bu fakat hala ki özünü azalardan taşkarı adamla. Ondan taşkarı mahallede özü haklıgın adamı ki kim tamirlen kim bosa onu size bir yap. Bu hala ki ne madde birliğin de taşkar. Ya ki bir toy kolaman diye adam bosa onu yardım kılı yaptı. Üyünü tamirleş gerekiyorsa onu yardım kılı yaptı. Bu fermer ne fakat özü manfaat dar buluyor. Ana şu özünün atrafındaki mahalle köy, köçe, köyde yaşayan ahaliyem da manfaat dördü. Bizim fermer hocalarımız hem kök tarmalıyız. Mesela bana bağımız var, çorbamız var, asalar var. Bundan çıkan mahsulatlarını bana özümüz, bana şifonlarımızı yesek buladı, satsak buladı. Aşı kandaydır, anakamızda, karımızda yarayırken pul buladı da bu. Daramat uyan buna, manikulatken de. Kendi tarmalı sağlarının en asasilerden bir tanesi hak talim. Hak talimsiz camiyatımız desem ben bolu aradı, devletimiz desem ben bolu aradı. Kıyınçili bu yandı. Mesela biz mektepte ahvalı özü bir ahvalı bu yandı. İnventarlar yetişmesliği, kadrlar yetişmesliği ve hakeza. Oku kuralları. Elbette nasiller yetişmezdi, iki de okuçuyu bitirdim. Keyin bahardan başlayıp, Chigitiyaga kadar yandan başlayıp, rahbarlarımız maktabga gelip, sen bana brigadaga, mana o'quvchi jo'nat, yagana qilib beradi. Kerak bo'lsa chiqan kerakga chiqqanmiz. Eng achinarli kunlardan biri bo'lgan va kam bo'lgan bo'lsa ham, kerak bo'lsa tut oxlatishga ham, tutni oxlab berasan deb maktablarga topshirib qo'ygan. Paxta yig'im terimi aytib o'tilgandek, yaxshi dekabrlargacha ham paxtalarni terganmiz. O'qituvchilarimiz qiyin ahvolda ishlagan. Qancha ishlab kelgan bo'lsa ham, hujjatlarni vaqtida so'ralgan. Endi kiyimlarimiz ham o'qituvchilarga ham haligi to'yga kelgan ayollar singari kiyimlarimiz har xil bo'lgan. Oyda maaşlar olmasın için. Aile iş hakları az bugün. Dediğim az bugün. Üç ayda öyle bağlı. Evvel otomobiller hesabıya remontlar kıyamız. Hazır gelip devlet özü reji asası da müstahkem, mükemmel remontlar, tamirlar işler böyle yaptı. Talimde sıfatını yakışılaş için ne kere bozu hemen arası kılın yaptı. Hazır gelip hani kompüter sınıflar degen Asabar kompüter sınıflar yıldan yılga köpeği yaptı. Okuçularımız kere bosa katta yaştakilerden göre ötkür rağ bilimler yegi bu bari yaptı. Asalam atkendik, ötken oku yılı da 35% okuçularımız aligahları kirgen bosa bu yıl ondan hem köp nazarda tutulu yaptı. 20 bitti okuçumuz imtihallar tüyemeye durup Üniversitede oliygohlarga qabul qilin bo'ldi. Hali aytmoqchi, qaysinda o'qisam ekan degan fikrlar yuribdi. Keyingi yillarda mana bundan 15 yil, 20 yil buni 2 dona bog'cha bor edi. Hatto nevralarda shu bog'chaga joylashishni ham navbat kutib turardik. Men hozir 18 ta bog'cha bor ekan. Biz qishloqda o'zida. Keyingi o'zgarishlarni ko'rib tasavvur ham qila olmaysiz-da. Mana ko'chalarimizni asfaltlanayotganlar. Mana hozir yine bu kişi bilan birga ishlaganman. Şu yakın yakınlarda ham biz aholiga traktorda su taşırdık. Mana hozir borsangiz köçelerimizde sular yaxshi, yollarımız ravon. Katta yollarda qo'ying kichkina ichki yollar masalasini gapiraman. Mana Assalomu akam ham aytib o'tib ketdi. Tadbirkorlar. Mana bir joyda bitta mahsulot ishlab chiqarishda hiç kim hayol keltirgan emas. Biz mana Xudoga shukr Moshina zavodgacha qurildi mana. Hozir moshinamiz butun chet elda brend bo'lyapti.
hamma mana hozir shunday mahallama yuramiz. Mashinasi yo'q, xonadonda o'zi yo'q. Yo'g'ida bittadan, borida 3 tadan, 4 tadan mashinasi bo'ldi. Buni endi albatta shukr keltirishimiz kerak. Kecha yaqinda mana shu mustaqillikni boshlangich yillari do'konlarda non yo'q. Mahsulot yo'q. Juda qiyinchilik bilan odamlarda kushkunlik kayfiyatlari bo'lgan. Mana sekin-sekin mana hozir bozorga kirsangiz nimani olishingiz bilmay shoshib qolasiz. Shunday kirib men yaqinda Qirg'izistondan og'aynlar keldi. Bizning yo'llarimizni ko'rib, bozorlarimizni ko'rib hayratda qoldi. Biz dedi O'zbekistondan 40 yil orqada ekanmiz deb ketishdi. Bu albatta hammaga quvonch bag'ishlaydi. Endi faqat buni hammasining tagida juda katta mehnat yotibdi. Bu dan kasallik bilan, tambellik bilan bunga erish bo'lmaydi. Faqat mehnat qilish kerak. Mana fermerlarimiz gapirdi. Unga mehnat qilish kerak. Mehnat qilmasa qiyin. Mehnat qilib albatta shukronasini qilish kerak. Mana bugungi kunga holatiga oladigan bo'lsak, faqat ko'chalarni shag'allash, obodonlashtirish, asfaltlar ishlariga faqat Buloqboshi tumanining o'zidan 1 milliard so'mdan oshib pul sarflandi. Mana shu bugunga davr 70 million so'mdan ortiq mablag' faqat qabrsonlarda obodonlashtirish. Oldin haligi yo'la yoki paxtadan urilgan devorlar qolmadi. Mana shu zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanib bunga aholi o'zi ham xursandchilik bilan labbay deb javob berdi, o'zlarining ko'maklarini berishdi. Mana qabristonga oldin kirgani qo'rqar edik. Ha, kunduziga. Kunduziga. Ha, endi kirsangiz mana chiroqlar o'rnatilgan. Kechasi borsangiz ham bemalol pokiza ziyorat, pokiza chiroyli qilingan. Yoki ko'chalarimiz. Endi katta bir prospektlarda bir svet bo'lmasa boshqa yerlarda chiroq yo'q edi. Hozir aksariyat mahallalarimiz ko'chalariga kiradigan bo'lsangiz kechasi ham yop-yorug'. Chirmon bulog'i ketaverishda Toshkechi mahalla fuqarolari yig'inimiz bor. Nurzami mahalla fuqarolari bilan qo'shilib ketadi. Shunaqangi chiroyli yoritgichlar o'rnatildi. Nurzamida ham shunaqa buyog'i Chirmon bulog'i borgunicha yop-yorug' ko'chalarimiz. Ba'zi bir shoferlar bilan gaplashib qolsangiz, "Mash asbolam chataqoldi" deb qo'yadi. "Ha, nimaga?" desangiz, "Tez yuryapmiz-da" deydi. "Ha, sekinroq yuraver." Dedi, "Aka, yo'lni qarang" deydi. Mana buni hozir yo'lda ketayotib ham ko'ramiz, yo'llarimizga qanaqa e'tibor berilayotganligi. Bu yoqqa hozir Chirmon bulog' nayman bo'lsa, yetib bir 8-9 km yer asfaltlandi. Chirmon bulog'dan bu yoqqa mana bu sport maktabimizga qadar 10-15 km yer asfaltlandi. Bu bormidi? Hokimlar qo'li baylanib edi. Ha, muhtaram prezidentimiz, o'zini puli bo'lsa ber, rejasini oshiqcha bajarayotgan pulini o'zi mustaqil idora qilsin. Kam ta'minlangan oilalarni hokimimiz aytdi, deydi bir 10 ta 12 tasiga uyini butkun ta'mirlab beryapti. Nimaning hisobiga? U undan bersam, bundan bersam olib qonuniy ortirib bajarilgan byudjet mablag'lari hisobiga bajarib beryapti. Endi ular boquvchisini yo'qotgan. Boquvchisini yo'qotgan, nogiron, shunaqa insonlarga qilib berilyapti. Endi qurilayotgan uylarni ko'ring. Kim o'ylagan Buloqboshiga 4 etajli, 5 etajli uylar tushadi. Buloqboshda endi Andijonni qo'ying, Toshkentni qo'ying. 100 etajli ham qurilyapti Toshkentda. Endi u uylar ham zamonaviy. Endi zamonaviy. Issiq suvi bor, sovuq suvi bor. Kommunikatsiyalar ishlayapti. Oshxonalar alohida. Bolalarga maktab yaqin oldida, bog'cha yaqin. Mana hozir Hoji aka Rustam Hoji aka aytib ketdi bog'chalar to'g'risida. Bu bog'chalar davlat bog'chalari bilan urushib, alinaqa raqobatga kiryapti. Nimaga? Endi daromad topish kerakmi? Yaxshi tilchab kelyapti. Bolalar rus ingliz, nemis tilida gaplashadigan o'rgan, fransuz tillarini o'rganish kerakmi? Olib kelyapti, ota-onalarda talab bor. Kompyuter texnologiyalari. Maktabda bo'lar edi kompyuter. Shu kunlargacha ham yaxshi bir
yakın 10 yıl işte. Büro da kiritmez idi. Bana o kompüter kona. Buzuk bazen. Ha. Kemiyse ki gende eşiğini açıp bana kompüterimiz bağır. Doğru mu damla? Evet. Ayında hazır. Hakla geldiği için diğerli bunu modifikasyon kasayı karab durup diğerli bir iki yıl, üç yıl içinde başkattanca kazdan ya. Yani aşağıda katta ekrenge çıkarıp yere getiren üskünelerimiz. Okutucularımız ki şimdi kadar şerayetle diyaretli yaptı ki dostkaki az yürümezden şu bitti. Kompüterim hem proyektör bile çıkarıp yere yaptı. Yani ballar rıvajlanışı. Bunun yanında ne mi değişmiş mümkün? Yine kana kadar rıvajlanış mümkün. Bir tane ki ayga çıkıp olmayı bunu pahanama pahana, pahanama pahana, pahanama pahana kılıp varlıyor. Mehnet kılıp varlıyor. Bana bize bulavaşı dilerimiz nihayette yerden ünümlü faydalanan halk saplanırdı. Anlattı. Bana bu yette hazır biz. Avaz beyekemi hanadanda oturup durup, karap durup kullanıp gitti yap bizde. Bana şu bana üzümler dikiyorum, meyveler dikiyorum. Lakin şimdi apkarasız bu niyem zemiri de şimdi mihnet de. Bana avaz bey siz kaçandan beri bu bağdarçı diye bunlar şugullanırsınız. Umumen şu kandaya kılıp şugullanış gereği ne makılış gereği şunlar torunca yapırdı. Yeni bizi bana özüler körüp durçular. Asasen topladığım daramatımız bağdarçılığı arkasında. Otobolarımız kıkıyan bunu. Biz otolarımız bana yaşlıgımızda yesliyemiz. Tağarada kütarı alıp keçesi, yarım keçesi bozardan gelirdi üzüm satıp. Bana hazır köçeye çıkmayayım, özleri gelip oğlundan pul sana. Pul sana, menge veresen üzümünü deyip açık keçesi yaptı. Bana bir özüler haberiler var. Muhtaram prezidentimizin kararları çıktı. Üzüm üretiliydi, rıvajlandırış. Yani taşabuzları ile her bir tümellerine gihtarla bir acırat yaptı. Üzüm üretiliydi, rıvajlandırış maksatlı. Bana özüler görüp durdular, köçemiz gel. Bana tümellimiz hakimi, vilayetimiz hakimleri bizimle beraberliydi. Bana o dükkanlar birge birge bunu aspaldı üstüge. Sökücüğümüz. Bekar turgan joy. Bekar turgan joy. Hiç kim foydalanmagan. Sürtek g'oyasini chiqardi. Sürtek qilib mana o'zingizlar ko'ribsizlar, daromadimizga daromad qo'shdik. Antonov hozirki o'z guvoh. Mana tumanimiz hokimi O'tkir bekalar bilan birga. Mana Allohga shukr, hozir mahallamizda hozirgina ta'kidlab aytib o'tdi. Mahallamizda mashinasi yo'q odamimiz yo'q. Biz yoshlik paytimizda ashuncha bog'imiz yo'q, uzum yo'q, bor paytda. Birazcık da bu sıklıkta odamda böyle spirit oluşu mümkündü. Bana hazır hemen ki de maşkına. Hazır bana sanatoryaya aldım bitti sanatoryada damalış için iki ile üç ile nabet kütarız. Hazır sanatoryaya dalıyız. Kaygılat zaman ki bana yakında Tümyan'da bulup geldik. Bitti cahide özü de sakkısta tokkusta cürüne kanka şimdiden bir çınar çırali sanatoryalar hake. Kaysa bir gikirsem günü dalıyız. Şuna da şarayetler de. Deme açmak bana müstakalıkımız ge. Müstakil bo'lganimiz yo'q. Shukr keltiramiz-da. Allohga shukr, mana shuni orqasidan mana biz yoshli paytlarimizda qandosh urug'larimizda ham bitta qandoshimizda mashina bo'lsa, hammamiz hozir mana mashina deysizmi, uy joyda endi o'z ko'rib turibsiz. Mana yotoq xonalarigacha suvlar, issiq suvlar, sovuq suvlar. Biz yoshligimizda qo'limiz qaldirib haligi sovuq suvni betiyush etdiman. Grant oldiga borib 15 min suvga qo'l urgani o'ylanib o'tirardik-da. Mana hozir ona-onadan xonaga kir, issiq suv, sovuq suv xolagan mana. Allohga shukr. Mustaqilligimizdan beri, bo'lganimizdan beri mana rivojlanish juda katta. Mana yaqinda bitta oshnamiz kelibdi-mush. Andijonga kelib tushib yo'l topa olmayapti-mush. Qayiqga qolganmi? Bu yan bitta sherigiga telefon qilib, men mana joyda turibman. Ha, Luboy bitta taksiga o'tirib, men qaydaman, falon joyga olib borasan, olib boradi, deyapti. Xudoga shukr, mustaqilligimiz sabab. Hozirki hozir mana shu turishda, hovlida, o'zingizni bilaman, eshigingizni tagida necha xil uzum bor? 5 xil uzum bor. 5 xil. 5 xil uzumimiz bor. Mana dastonimizga ham qo'yib qo'yganmiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, Rizamat ota qora uzum, anjan chorni deb bamiz, Husayn uzum, kelin barmoq. 5 xil ketmon sopini mana rivojlantiryapmiz, ko'kiga payvandlab. Ketmon sopini ham rivojlantirish harakatidamiz. Biz asosan oq Husayn uzum. Eksport bor.
ombor bo'lib, omborda ham mana yanagi uzum pishirigacha saqlasa bo'ladi. Mana qarang, Afsonam aka, eksport bob deb oddiy holda aytayapti-da. Ha, oldin asha nima deydi? Asha Rossiyani o'ziga olib borish ham ancha aziyat edi-ku. Meni eslaganim, gapingizni uzum kechirasiz. Biz hali xaridor bo'lmasa majburmiz vinzavodga berishga arzimagan kapeyka pulga olar. Mashinani olib kirib olib, mashinada uzib-uzib tepalab olib ketdi uzum. Yana uni pulini yanagi uzum pishirgacha qatnovurib, meni pulimni beringlar, to'qilishim kerak, meni pulimni beringlar, tirikchilik qilishim kerak degan narsalarni ko'rganman. Aytaman, hozir mana ko'chaga ham chiqmaymiz, o'zlari uyga keladi. Ya'ni oldindan uzum pishmay turib, uzumingizni bizga bersiz, eksport eksportchilarda endi eksportyorlar mana biz bulog'ishimizda ham mana Iqbolxon deb mulga eksportyor ukamiz bor mana 10 tonna hisobini olyapti. Mana demoqchiman bozorga ham bormaymiz hozir. O'zlari kelib o'zlari bizni qoniqtiradigan narxda olib ketyapti. Oldin bozorga borib uzum ko'payib ketsa majbur kechasigacha o'tirasiz hozirga. To'g'ri. Otalarimiz orqasidan ergashib borardik. Kechasi ketaylik endi ota mana shu uzumni sotib olaylik bolam, mana keyin ketamiz. Yig'lasdi birardi. Ketaylik, qorong'i tushib ketdi, avtobus yo'q bo'ladi. O'shga boramiz, Anjonga boramiz. Mana hozir hechsam qiyinchilik joy yo'q-da. O'zlari kelib, o'zlari olib ketadi. Yani qo'limizni ham tekizmaymiz, o'zlari uzadi. O'zlari yashikka bosadi, o'zlari taroziga. Shu mayda turib, faqat pulni sanab olamiz. Endi asosiy bu yerda siz mehnatni bahorda qo'ygansiz. Albatta, biz bahordan kuzgacha mana o'zingizlar ko'rib turasizlar, bu mehnat qilmasa mana hozir ham yaxshi biladi, bizdan ko'ra bu sohada oldinroq. Buni 2-3 kun qarovsiz qoldirib qo'ysangiz o'zgarish bo'ladi, to'g'rimi? Darrov yomon tomonga o'zgarib qoladi. Mana bahordan kuzgacha mehnat qilamiz, kuzdan keyin qaysi sanatoriyaga borsak ekan, qayerga dam olib kelsak ekan degan fikrlar bo'ladi, rejalar bo'ladi. Allohga shukr. Xolijon aka, bu yerda buloq boshini bitta yutug'i bor. Birinchi yutug'i mana hozir aytib o'tib ketdi, bu yerda uzumchilikni, sabzavotchilikni hadisni olgan. Bular hadisni qayerdan olgan? Bular hadisni otasidan olgan. To'g'ri. Otasi otasidan olgan. Hali ustozoda dedi-ku. Ha. Bu yerda uzumchilik sohasida birovga bilim berish shart emas. Hammasi o'ziga yarasha uzumchilik sohasiga bilimga ega. Shuning uchun qayga bersiz, shunday uzumchilik sohasini mana deb yursiz, uzum ekilmagan xonadon yo'q. To'g'ri gapingiz. Hammasida uzum bor. Chunki 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi bog'bon. Kerak bo'lsa o'rgatadi. Bularga qisqasi mutaxassis kerak emas. Buloq boshining eng yutuq joyi shu edi. Lekin muhtaram prezidentimizni buloq boshidagi uzumchilikni tajribasini rivojlantirish kerak deganda endi g'ururlanmay qanday bo'ladi endi? Albatta. Yurtni otasi sizni tumaningizni maqtab tursa. Ha? Buni tajribasini desa. Buni juda ko'p endi omillari bor-da buni. Demak buni hozir Hoja Kemam aytib ketdi, ota bobolarimizdan qolgan deb. Juda ko'p ashi adiblarimizning kitoblarini o'qisangiz ham, buloq boshida bog'dorchilikka alohida nima qilib ketgan? Urg'u berib ketgan. Juda ko'p edi. Said Ahmadda ham bor, boshqa yozuvchilarimizda ham bor. Mana shu bo'layotgan ishlardan quvonasiz, suyunasiz. Mana endi buloq boshi uzum bilan mana shu yurtni, elni nazariga tushdi. Boshqa joyda uzumlarini, boshqa joyda mevalarni kamsitmoqchi emasman. Lekin buloq boshini uzumini yegan har qanday inson boshqa uzumni yemay qo'yishni ham aytib qo'yishim kerak. Chunki ana Absalom akam aytgandek, keyingi yillarda mana prezidentimiz e'tibori, xalqimiz e'tibori, hozir biz juda quvonchdamiz. Chunki mana shu bizni Buloqboshi tumanida o'ziga hozir 3000 gektar uzumchilik bo'yicha beryapti. Butun xalqimiz ham xursand. Chunki uzumga mehri boshqacha-da. I qandaydir shu Allohning inoyatimi, uzum haqiqatda yaxshi bo'ladi. Boshqa joylardagi ham yaxshi, lekin biznikini ta'mi boshqacha. Misol mana Oltariq da ham ajoyib, mana bizda Oqbilol degan joy bor, uning uzumi bor. Juda ko'p yillardan mashhur uzumlar bor. Hammasi o'ziga yarasha, lekin
hiç kaysının tamı bizgi yetmeyin. İki yadan kegeller soğal verelim. Bizler de şuncaylı derecede buladı. Bizde yan var uzun köçe. Lekin bunu kabamaydı. O tam rahmetli yaşlıkımız zaten. Bir tane arzani merkezi bunu belesek yolumuzdan beri. Men kese, men bunu kılaydı desen orkamızda yani. Sen mekhir berişti bilmeyem sana. Sen ciddiyse mekhir ber çünkü. Özü buladı, o da beredi bu. Lekin mehirde, mehnette, bunun takıda aşınca bana mehnet yatıptı, mehir yatıptı, maşakkat yatıptı, şükür analik, elbette şükür analik. Eğer şunca nimeti bergende ki elbette şükür kılış gerek. Nuranilerimizin sözlerine kulak tutarken biz tinç, asuda öteyatken her bir günümüzge, dasturxonlarımız tökünligige, farzandlarımız ota-onalari bag'rida shodu xurram voyaga yetayotganiga bildirilgan shukronalikni tuydik. Mukumi domla şu Qashqarga ketayotganda Xo'jobod bilan yurgan ekanda şu ovqatlanishga ehtiyoj sezganda birer to'xtab birer piyola choy ichib oladigan joy bormi desa mana shu yo'lma to'g'ri desangiz Buloqboshi degan joy bor, qishloq bor. Shu yerda tunu kun bir piyola choy qozonda palov bo'ladi. Deganda Muqumi yo'lini burib, Buloqboshiga kelib, choy ichib, undan keyin Qashqarga o'tib ketgan ekan. Bu mehmon do'stligi, odamlarda ochiq ko'ngilligi, mehnatkashligi. Boshqa tumanlarda ham mana hoja kim aytganday hali kamsitmagan holda aytamiz. Lekin mana 2 yil ichida ham 400 gektar yer chesnokka ajratilib qo'yganlik. 3000 gektar yer üzümçülükki. Demek hali farzandlaringizga ham bunday qarab turib ishonganingizga ish buyurasiz u. To'g'ri. Borasi yetsangiz choloq qilib keladi. Haligi ishonganingizga aytsangiz siz aytganday kelib qilib ketadi. Demek prezident ishonch bildiribdimi? Demak Buloqboshda bugun yutuq bor ekan, mehnat bor ekan. Kechasida tungi navbatchilikka jo'natishardi. Biz borash bug'doy maydonlarini qo'rib nazoratga olardi. Chunki haligi bola chaqani boqolmaganiga odamlar chiqib boshog'ini qirqib, qopga solib uyga olib kirardi. Keyin ertasiga qayerga borib maydalab un qilib yerdi. Shunaqa kunlarda ham ko'rishgan odamlar. Shuning uchun mana hozir faqat shukr keltirishdan boshqa iloji qolmadi. Hamma yog'imiz yetarli mana aytilyapti, mana shu yuqorida hamma so'zlarda faqat shukr keltirish kerak. Allohga minnatdor shukr. Bilim davlatgadan yarim hosilni sotib, yarimi qancha hosil oldingiz bu yozaga? Hozir mana davlat planini bajarganimdan tashqari 105 tonni oshib qoldi. 105 tonni u katta narsada. Oldin yangi fermer bo'lganimiz bir qop yo ikki qop oshardi menga. Mana endi uni mana kam ta'minlangan oilalarga berdik. Mana a'zolarimizga berdik. Mahallalarda o'zimizda ham mana undan tashqari ham shunday odamlar ularga tarqatdik. Mana suvchilarimiz bor, traktorchilarimiz bor. 1.5 tonni 2 tonnadan oladi a'zolar. Bor xotinlar 250 kilo 300 kilodan beramiz ularga. Mana bor ekan, mana hammasi olib mana uyiga bitta suvchi, bitta laboga yuklab, labo torta olmadi hali bu dedi. Zo'rga chiqdi. Uyiga yig'ib qo'ydi. Endi to'xta nazari to'xaligin. Mana shukr keltiradi endi ham meni uyimda bug'doy ham bor dedi. Endi nima ish bo'lsa qilaveradi. Ha oldingi zamonlar nima qilardi? Kechasi chiqash boshlab qirqib o'g'irlik qilardi. Mana sharoit yaratib berganligi mana tepada yurib qolgan rahbar. Paxta ko'sak chuvgani. Ha ko'saklarni olib kirib, mana planlar haligi norma qo'yar edi. Paxtani tera olmasan, ertaga shu normani ertaroq bajaraman deb ko'sakni uzib, qoplab uyga olib kirib, uxlamasdan chuvib o'tirardi yosh bolalar bilan. Mana biz unda yaxshi edik, otalarimiz bor, aka-ukalarimiz, opalarimiz olib kirishardi, chuvib, ertaman uni ko'tarib olib borib portkiz berardi. Uxlamasan maktabga. Ha, maktabga ketardik. Shunaqa kunlar ko'rganmiz. Mana endi hozir maktab o'quvchisini biz mana bitta eng aniq narsani aytsam yaqin yillarda ham mana doktorlarga yalinardik o'qituvchilarga paxtam ter ber deb kelib mana mana shu yerda mana poliklinikani oldida men turgan mana avtobusda olib kelib odam bering 50 ta odam bering 30 ta deb fermermanda maktabda oldida turgan mana hozir borsa yo kirma deb biz haydab chiqarib yuboryapmiz chunki pul bo'lib qoldida o'zimiz teryapmiz yo'q bizga odam kerak emas yalinib iltimos qilsa ham kirgizmayapmiz o'zimiz bir oyda 20 kunda terib qo'yyapmizda chunki tagida pul yotibdida buni katta pul endi bu bitta narsaga urg'u berib ketishingiz kerak aka bu daromadni orqasidan yangi texnika sotib olyapti mana hozir tomchilatib sug'orish bo'yicha yangi texnologiya kirib kelyapti suv isrofgarchilik oldini olinadimi mehnat nimasi xarajati kamayadimi
bu aldın ki fermer. Ben seni ketman kötürüp, şu barıp, o karıkka barıp, şimdi ketman çaktı. Şimdi düzelsin ya da, şimdi ödeler. Şimdi bitti. Muruvatı burak boyu yaptı, pahtası karılı yaptı. Kompüterü başkar yaptı. Tehnikası var, zamanavi tehnikası. Yana doğru mu? Doğru. Tehnikalarımız, evet. Ona tehnikalarımız boy bol değil ama dıkla etkendi. Şimdi burak koyarsak hemen işleti yaptı, tamçılar işte. 4 saatte 5 gitar yeri su karı koyuyordu. 4 saatte su çıkarsanız onu suda israf kılıp, yaka yürüp, yakırıp tüzağmaydı ya bunu. Aslında o eteğe suda. Ha bu bir kılda, şimdi o kadar halkını körüyoruz, mazak kılıyoruz. Tamçılar etken suyu görseniz. Baktayım bir kılda hemen. Yani bir cahaya borarsak hem bitti. Buraya diyen kim okuyorsun şimdi burak koyuyorsunuz, nereye 5 gitarlık ya kete oraya gelin. Şuna kadar tartıp koyuyoruz. Mana aldın ki davrlarda mana biz kelxoz davrda bir gider bol işle gelmez. Şunda oladı gelmez. Biz planlar bacarardıydı da. Bacarıp keçes gün hulaması işle planı bacarardı gelmez. Bu sek oladı gelmez bir de gil olmadı. Mana hazır ki künde planı bacarsak maşin oluyor biz. Hac seferleri gece onu ediyordu. Bundan biz cüde hem firmeler hem biz memnunumuz. Ben şu fırsattan faydalanmış şunu ayet koymak gibi oldum. Prezidentimiz gel bana hulat hakimleri gel. Tüma hakimleri gel. Mimette rahmet. Mana men şu 2018 yılı paxta planını birinci terim diyorum bajarganman. Menga şu umraga ziyoratga bezochit bekor bepul putyovka bergan. Keyin ayolimni ham olib borishga ruxsat berishdi. Biz borib shu yerga borib ziyorat qilib keldik. Evet. Mana hozir shu kungacha biz shu yuqoridagi rahbarlar duo qilib kelamiz. Biz mana xursandmiz-da hayotdan. Mana qilayotganda hayotdan xursand bo'lib yaxshi yashayapmiz. Mehnatni ham qilyapmiz. Bu hammasi shu qilingan mehnatni samarasi bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Mana xursandmiz-a biz mana endi umrim oxiriga shu ishni qilaveraman deb men hech qayerga chiqqim kelmayapti. Mana kuchim yetmasa ham fermerchilik qilaveraman. Chunki men manfaat topdim. U yerga bora olmaydigan joyga borib keldim-da men. Bekarga meni otam olib borib qo'ymadi, o'zi shu. Shunday aytdi, borib, borib ko'rib keldim. Nasib. Qadrli muxlis, ko'rsatuvimiz dastlabida mustaqilligimizning 30 yillik tantanalari xususida so'z yuritdik. Aytib o'tganimizdek, 30 yil aytmoqqa oson. Bu davr mobaynida qancha ishlarni boshimizdan o'tkazdik. E'tiborli jihati, yaxshi kunlarda birgalikda quvondik, sinovli kunlarda bir-birimizga suyanchiq bo'lishga harakat qildik. Nuraniylarimiz ta'kidlaganlaridek, har bir kunimizga shukronalar aytib, mana shunday farahbaxsh kunlarga yetib keldik. İlohim bundan keyingi hayotimiz ham yanada osuda, yanada fayzli, yanada farovon bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz.